Malatya ekranlarında hafta sonu haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Malatya'da bir inşaatın 6. katından yere düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesi Tejde mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir inşaatın 6. katında çalışan kalıp işçisi 56 yaşındaki Hüseyin Koç bir anda dengesini kaybedince aşağı düştü. Çevredeki diğer işçilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesiyle kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ambulansı ağır yaralı işçiyi Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı işçi hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nın her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Burada bir konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Ramazan ayının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, AK Parti'de isimlerin değiştiğini ama dava bilincinin hiçbir zaman değişmediğini söyledi. Ülkemizde ve dünyada şu mübarek günlerde acıların, gözyaşlarının, gönül yaralarının devam etmesi sebebiyle gerçekten üzüntü içerisindeyiz. Kan dökmenin yasaklandığı, kalp kazanmanın teşvik edildiği öyle bir aydayız ki başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtulmuş olan böyle bir ayda devam eden bu hadiselerin müsebbiplerinin bir an önce hak yolunu bulmalarını, doğruyu görmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bu davada isimler değişir, yönetim kademesindeki teşkilatlardaki kardeşlerimizle bu bayrağı birbirimize teslim ettik ya da bir diğerinden devraldık. Ama hiçbirimiz bu dava için çalışmaktan asla vazgeçmedik. Sizlerin varlığı bu davanın devamlılığını sağlayan yegane unsurdur. AK Parti kadrolarındaki değişime rağmen AK Parti'nin güçlü yürüyüşüne devam etmesi bu davanın sağlam temeller üzerine inşa edilmesinden kaynaklanıyor. Belediye başkanlarımıza ve katılımlarımızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftar yemeğinde konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Malatya'da çok güzel bir dönem yaşadıklarını ifade etti. Çok güzel bir dönemi yaşıyoruz Malatya'da. Artık Malatya 25 yıldır özlemini çekmiş olduğu bir bakanı var, Allah'a şükürler olsun. Biz hem 64. hükümette hem de 65. hükümette görev verdiklerinden dolayı hem Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a hem de kurucu genel başkanımız reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu 65. hükümetle beraber yeni oluşan genel merkezde MYK üyeliğine de yine bir milletvekilimizin atanmış olmasından dolayı, Sayın Özgür Çalık'ın atanmış olmasından dolayı da tekrar Malatya'mız için büyük bir kazanım olduğunu ifade etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Ramazan ayının Türkiye'de ve dünyada yaşanan kardeş katliamlarının son bulmasına vesile olmasını temenni etti. Hem Türkiye'de hem Orta Doğu coğrafyasında hem de dünyada yaşanan kardeş katillerinin son bulmasına vesile olur. İnşallah bu güzel Ramazan ayı bizim kardeşliğimizi devamı, birliğimizin, beraberliğimizin devamı olur. AK Parti bir vefa hareketidir, veda hareketi değildir. Bu vesileyle görev yapan, teşkilatımızda görev yapan bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma ben daha seferen teşekkür ediyorum. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.
bilsinler ki bu mücadele milletin mücadelesidir. Milletin egemenliğinin mücadelesidir. Türkiye'nin bayrağının devamlı olması birliği için birlikte verdiğimiz mücadeledir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, valiler kararnamesi ile Malatya'ya yeni atanan vali Mustafa Toprak'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Malatya Valiliğine atanan Vali Mustafa Toprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bakan Tüfekçi, Vali Toprak'ın gerçekten önemli görevler ifade eden, başarılı bir bürokrat olduğunu dile getirdi. Öncelikle tabii valimize de hem hoş geldin diyoruz hem de hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten kendisi içişlerinin çok başarılı valilerimizden birisi. Bürokratlarımızdan birisi önemli illerde önemli görevler icra etti. İnşallah Malatya'da yapacağı hizmetlerle beraber Malatya'nın kalkınmasında, Malatya'nın değişiminde, dönüşümünde önemli katkılar vereceğine inanıyorum. İlimize, ülkemize hizmet edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilimiz huzur ili, hoşgörü memleketi ve insanlar bu hoşgörü içerisinde işini büyütmenin, aşını büyütmenin derdinde Malatya'nın kalkınması, Malatya'nın gelişmesi esasında Türkiye'nin gelişmesiyle, Türkiye'nin kalkınmasıyla da birlikte düşünmek lazım. Vali Mustafa Toprak ise amacının Malatya'da huzuru sağlamak olduğunu kaydetti. Bilginiz dahilinde akşam saatlerinde geldim ve burada göreve başladım. Ve hakikaten bu kadim ilde görev yapmak, burada arkadaşlarımızla, tüm yerel yöneticilerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte uyum ve koordinasyon içerisinde Malatya halkımızın huzurunu, sükununu sağlayacak şekilde daha müreffeh bir noktaya getirmek noktasındaki görevimizi, yükümlülük ve sorumluluğumuzu da burada iyi bir noktada deruhte etmeyi planlıyoruz. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir aileyi ziyaret ettiler. Ziyarete Çalık, aile için elinden gelen desteği sağlayacaklarına dair söz verdi. Canım kızım ya. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partili yöneticilerle birlikte Yakınca Mahallesi'nde oturan ve 8 çocuğundan 6'sı lise yıllarında fiziksel engelli olan Katı ailesini ziyaret etti. Bol bol tablet kullanıyor, onunla uğraşın. Tablet kullanıyor. Ekmek almıyoruz. Kendilerine bir şeyler alalım. Başkanım televizyonu şey alalım. Ailenin 6 çocuğunun 6'sı da engelli. Bir ev talebimiz var. Tablet taleplerimiz var çocuklarımıza. Telefon, bir tablet. Bir de kız dışarıdayız. Tamam. Yani Hacı Uğur Başkanım. Hepsini nerede karşılayalım? Binası yok. Tamam, ben diyeyim de yani. Tamam, Hacı Uğur Yeşilyurt Belediye Başkanım. Telefon ve tablet işlemlerini halledecek. Rahatsızlıkları nedeniyle 6 genç de evlerinden dışarıya çıkamıyor ve günlerini evlerinde yatarak geçiriyor. Ailenin bir kızı üniversiteyi bitirip öğretmen olurken diğer çocuğu ise eğitimini sürdürüyor. Aile Yakınca Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında kendilerine ait evde yaşamlarını sürdürürken baba geçimini seyyar tezgahta sattığı çoraplarla sağlıyor. Ailenin fiziksel engelli kızlarından birisi ise el işi örgüsü yapıyor. Çalık beraberinde Çakır, Polat ve Kahtalı ile birlikte ziyaret ettiği Katı ailesinin ihtiyaçları konusunda bir süre aileyle görüştü. Ahmet Başkanım da televizyon büyük iki odaya televizyonlarını halledecek. Allah razı olsun. Bir de başka bir şey daha istiyorum ben Büyükşehir Belediye Başkanım'dan. Bunları hallederler. Yani hepsini diğer Cumhurbaşkanıyla görüşürüm. Canım benim, seni Cumhurbaşkanıyla görüşürüm. Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelirse söz alıp gelelim. Allah razı olsun, getir bir iki dakika tamam. Başkanım şimdi, sağ ol, teşekkür ederim. Baba, bitmedi. Büyükşehir Belediye Başkanı,
Bu evlatlarımıza bir tane müstakil bahçeli bir ev başkanı. Bakalım inşallah. Bizim evet. Yere bakalım. Yere, sonra... yerimize bakalım. Yerimize. Yani Allah rızası için. Başkanım, arsa tahsis olsa yapımında biz de destek verelim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, evin arsasının Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat tarafından, yapımının ise Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır tarafından yapılacağını ve ailenin sıkıntı yaşamadan daha büyük bir evde taşınacağını ifade etti. Çakır ve Polat ise müstakil evin yapımı için gereken desteği vereceklerini belirttiler. Öte yandan AK Parti İl Gençlik Kolları da Katı ailesi için çeşitli çalışmalarda bulunacak. Satılan varsa da alım da yapabiliriz. Yoksa bir boş arsa, Yeşilyurt Belediye Başkanı bulur, Ahmet Başkanı bulur. Tamam, geniş. Başkan olsa bilir ama yine de baksınlar. Başkanım ama bu evi senden istirham ediyorum. Bir de lif örüp satıyorum ondan satmaya. Satamıyor, öyle öyle duruyor, hediye ediyor. Sağ olsun, elinde iş geliyor, öyle çalışıyor. Anne bir göstersen. Çok teşekkür ederim. Allah emanet. 16.83. Canım oğlum, iyiyim ya. Hoş geldin. Malatya Adıyaman Karayolu'nda yolun kenarında park eden kayısı yüklü bir kamyonu ana yolda hızla seyreden bir tır arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü ağır yaralanırken kamyondaki kayısılar yola savruldu. Edinilen bilgiye göre kaza Malatya Adıyaman Karayolu'nun Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saat 6 sıralarında yaşanan kazada iddiaya göre Malatya'dan Mersin'e giden 44EC474 plakalı kayısı yüklü kamyon Erkenek Mahallesi'nde yolun kenarında durdu. Bu sırada aynı güzergahta ilerleyen Halil Korkmaz yönetimindeki 63FC434 plakalı tır park halindeki kamyonu arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Halil Korkmaz ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kamyondaki kayısılar yola savrulurken trafik akışı yaklaşık 6 saat tek şeritten sağlandı. Kamyona arkadan çarpan tırın ön kısmı kazada tamamen hurdaya dönerken karayolları ekibi de kaza bölgesinde çevre emniyeti aldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ortak Değer Malatya Derneği tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar yemeği bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. Ortak Değer Malatya Derneği tarafından her yıl geleneksel hale getirilen iftar yemeği bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergül Kılıç, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğini bu yılda yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Amaçlarının Ramazan ayının manevi ikliminde kurulan iftar sofrasıyla birlik ve beraberliği pekiştirmek istediklerini belirten Kılıç, iftar sofralarına katılan basın mensupları ve davetlilere teşekkür etti. Malatya Derneği olarak geleneksel iftar yemeğimizi bugün yine düzenledik. Kıymetli basın mensuplarımızla birlikte. Umarım sizi memnun bırakmışızdır. Tabi buradaki esas amaç şudur, vermek istediğimiz mesaj şudur. Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşmak adını olduğunu, biz de burada soframızı biraz daha geniş tutarak, Malatyalı hemşehrilerimizle, kıymetli basın mensuplarımızla birlikte yemeğimizi paylaşarak Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde bu iftarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bir dahaki iftarlara yine birlikte olmak istiyoruz. Tabii ki bunu geleneksel hale getirdik zaten dernek olarak. Ben burada emeği geçen herkese, dernek yönetimine, üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Siz kıymetli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazan ayında şu an burada bulunduğumuz ortamda olduğu gibi dünyada huzur ve barışın ve paylaşmanın hüküm sürdüğü bir dünya olması temennisinde bulunmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Ramazan ayında kan bağışı oranları düştü. Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın da kan ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağış çağrısında bulundu. Malatya'da Ramazan ayında kan bağış oranları düştü.
Kızılay Malatya Şubesi ekipleri kentin 4 farklı noktasında stand açarak kan bağış kampanyası düzenliyor. Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Ramazan ayında her yıl olduğu gibi bu yılda kan bağış oranının düştüğünü belirtti. Şöyle ki Ramazan ayı içerisinde her yıl olduğu gibi ne yazık ki kan bağışı sayısı azalıyor. Biz bu sebeple zaten hani buna hazırlıklı girebilmek açısından Ramazan ayına bir ay kala ekiplerimizi full çalıştırıyoruz ve depolarımızı en azından kanla doldurmaya çalışıyoruz ki Allah korusun bir ihtiyaç olduğu zaman Ramazan ayında bunu toparlayamayacak olursak mevcut stoklarımızdan giderebilelim diye. Ancak tabii ki ne kadar stoklarsak stoklayalım biliyorsunuz kazanın belanın ne zaman geleceği belli olmuyor. O yüzden de kan her daim bir ihtiyaç olduğu için Ramazan da dinlemiyor. Biz bu sebeple de Ramazan ayında da kan çalışmalarını hızlı bir şekilde ekiplerimize devam ettiriyoruz. Gündüz mesai saatleri içerisinde Fuzuli'deki kan merkezimizde zaten kan bağışımız mevcut. İftardan sonra sayıyı arttırıyoruz. Yine Fuzuli'deki kan merkezimiz açık saat 12'ye kadar. Bunun dışında her zamanki gibi Kernek Meydanı'nda bir aracımız zaten var. Soykan Parkı'nda, emeklilerin yolculuğu olduğu Soykan Parkı'nda ve Abdullah Gül Parkı'nda da bir otobüsümüz. Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinden sonra gece 12'ye kadar, bağışçı olursa 1'e kadar açık bir şekilde gerek kan bağışı gerek kök hücre bağışlarını kabul etmekteyiz buralarda. Her zaman kullandığımız bir söz var bizim. İhtiyaç sahibi olmadan ihtiyaç sahibinin yanında olalım lütfen diyoruz. Ve tüm Malatyalıları Kızılay'a ve kan bağışına davet ediyorum. Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya'nın en önemli gelir kaynağı olan kayseri sorunun soğuk hava depoları ile çözeceğini söyledi. TKDK İl Koordinatörü Murat Tuğç, özellikle yaş kayısının muhafaza sorununun olduğunu belirterek, kurum olarak bu sorunun çözümü için hazırlanan projeleri desteklediklerini söyledi. Yani Malatya'nın en önemli silahlarından veya ticari ürünü kayısı olduğu için, kayısı için neler yaparız diye bayağı bir çalıştık, düşündük ve kayısının alternatif pazarlama şekillerinden alternatif pazarlama şekli üzerine düşündük. Yani kayısının sürekli mesela kuru kayısı üzerine yapılan çalışmalar vardı. Biz kayısının yaş olarak ne kadar pazarlandığını, bunun daha da ileri düzeye götürülebilir mi, daha verimli, daha fazla pazarlanabilir mi diye düşündük. Şu ana kadar değeri 1 milyon 250 bin euro olan 9 adet soğuk hava deposu için proje teklifi yapıldığını belirten Tunç, Malatya'daki yaş kayısı pazarı sorununun soğuk hava depoları ile çözülebileceğini kaydetti. En önemli şeyin soğuk hava depolarının olması. Yani kayısının hasat edildiği dönemden belli bir döneme kadar muhafaza edilmesi gerekiyor. Çünkü kayısı çok çabuk bozulabilen, çok çabuk hasar görebilen bir meyve. Bunun için soğuk hava depolarının olması gerektiğini öğrendik. Yani bu tür projelerin, bu tür uygulamaların örnek olmasını istiyoruz. Soğuk hava depolarıyla birlikte, yapacağımız soğuk hava depolarıyla birlikte yaş kayısının pazarlanmaya başlanması ve iç piyasada ve dış piyasada yani %1 bile yaş kayısının pazarlanması bizim için önemli bir başarı olmuş olacak. Şu anda bize gelen soğuk hava deposu 9 tane soğuk hava deposuyla Türkiye'de birinci sıradayız. Yani bu soğuk hava deposları deposu sayısını da daha fazla arttırmak için çabalıyoruz. İnşallah ileriki tedbirlerimizde bunları daha da artıracağız. Haber merkezimizce hazırlanan hafta sonu haberleriyle sizlerle birlikteydik. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar.